Arkadaşlar merhaba. Bugün yine pandemi süreci boyunca kısa çalışma hakkında kısa bir bilgi vereceğiz. Ücretsiz izinlerle alakalı bir bilgi vereceğiz. Şöyle başlayalım. Biliyorsunuz kısa çalışma yeni başvuru süresi. Daha önce hiç kısa çalışma almamış firmaların yeni başvuru yapabilmesi Aralık ve Ocak ayına kadar uzatılmıştı. Şu anda Şubat ayında olduğumuz için Ocak ayından sonra yeni başvuru işgücü kabul etmiyor. Sadece eski var olan başvuruların uzatılmasıyla alakalı işlem yapıyor. Eğer Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeni başvuru alınma süresi de uzatılırsa yeni COVID kapsamında başvuru almaya başlayacağız. Bunun haricinde kısa çalışma ödeneğinden COVID dolayısıyla kısa çalışma ödeneğinden başvuru şu an için alınmıyor. Ocak 31 Aralık 31 Ocak son tarihti bunun için. Peki İşveren işçi alırken kısa çalışmaya başvurabilir mi veya herhangi bir işçisini kısa çalışmaya zorlayabilir mi, tek bir kişiyi çıkarabilir mi gibi sorular gelmişti. Onlarla alakalı bir görüş bildirelim. Öncelikle 4857 sayılı yasaya eklenen 10. geçinci 10. maddeyle işten çıkış yasağı gelmişti biliyorsunuz. Bu işten çıkış yasağının sonucunda da işverenin her ne sebeple olursa olsun deneme süresi de dahil olmak üzere işçileri işten çıkarması yasaklanmıştı ve bunun karşılığında da işçiyi işten çıkarırsanız bir brüt asgari ücret tutarında ceza ödemek zorunda kalıyordunuz. Bu sebepten dolayı işten çıkarmalar yasak. Deneme süresi dahil buna. Deneme süresi dahi olsa işten çıkaramazsınız. Ama işçi kendi açısından tabii ki tek taraflı her zaman için sözleşmeyi feshetme hakkına sahip. Bu durumda işveren işçisinin ne kadarını nasıl bir süreyle ücretsizine çıkaracak ondan kısaca bahsedelim. Geçici 10. maddede kastedilen ücretsiz izine işçinin onayı alınmadan ücretsiz izine çıkarılması sadece pandemideki 28 koduyla bu SGK'da göstereceğiniz ücretsiz izin çıkış kodunun ücretsiz izin kodunun 28 olması gerekiyor. Bunun haricindeki yapacağınız bütün ücretsiz izinlerde işçinin onayını almanız lazım. Sadece pandemiye has bu. Pandemi dolayısıyla işçinizi eğer ücretsiz izine çıkaracaksanız onay almanız gerekmiyor. Burada işkur şunlara dikkat ediyor tabii ki. Sizden bir başvuru formu alıyor. Kısa çalışma ödeneğine başvuru yaptığınız esnada. Burada işçinin, iş yerinin tamamının ve durdurulması veya bir bölümün azaltılmasından bahsediyor. Ki bu da şunu doğuruyor. Eğer siz işçi almaya devam ediyorsanız bu durumu sağlamıyorsunuz demektir. Ama işçi alırken bir taraftan da pandemi dolayısıyla kısa çalışmaya başvurabilir misiniz? Başvurabilirsiniz. Bunun için yasal bir şeyi yok. Dayanağı yok. Yani kimse size neden başvuru yapıyorsunuz demez. Yasal olarak bir şeyi yok. Yaptırımı da yok bunun. Bir işçiyi de çıkartabilirsiniz. 10 işçiyi de ücretsiz izinde çıkarabilirsiniz. Ama işkurun uygulamalarında, kendi iç talimatlarında buna dikkat ediliyor. Önemli olan burada gerçekten mağduriyet yaşamış firmaların bu ödenekten faydalanması kastediliyor. O yüzden başvuru esnasında dikkat edilen husus iş yerinin bir bölümünün veya tamamının durdurulması veya işin azaltılması maddesi var. O açıdan baktığınız zaman hem işçi alırken hem de kısa çalışmaya başvuru yapayım derseniz bu çok da uygun olmuyor. Burada işverenin kötü niyeti var olarak sözü. Özellikle sadece bir işçiyi ücretsiz izne çıkartıyorsa kötü niyetten söz edebiliriz burada. İşçi normal ücretsiz izne çıkarabilir ama o zaman da ne yapması gerekiyor? İşçinin onayını alması gerekiyor arkadaşlar. Kısaca toparlayacak olursak, hiç daha önceden kısa çalışma ödeneği almamış firmalar 31 Ocak itibariyle sondu yeni başvurular. Eğer Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olursa, bu süre uzatılırsa tekrar yeni başvurular alacak. Eğer uzatılmazsa kısa çalışma ödeneği için genel ekonomik kriz şartlarının oluşması lazım. Bunun kabul ediliyor olması lazım. Bunun dışında kısa çalışma ödeneği yapılmayacak. Veya işte bölgesel afetlerin falan olması gerekiyor. Eğer Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 31 Ocak yeni başvuru süresinin son tarihi olduğu tarih uzatılırsa yeni başvuru alacağız. Ama şu an için yeni başvuru almıyoruz. İşkur olarak yeni başvurular alınmıyor. Yasal olarak da yeni başvuru yapılmıyor.
Kimler ücretsiz izne çıkarabilir? De bir tık pandemi dolayısıyla geçici 10. madde kapsamında herkes işveren istediği işçiyi ücretsiz izne çıkarabilir. Ancak kısa çalışmaya başvuru yaparken şuna dikkat etmesi lazım. İşkurun başvuruları aldığı dönemde iş yerinin bir bölümünün veya tamamının kapatılması veya işin azaltılması iki tane neden var. Bunlardan herhangi birisini seçmeniz gerekiyor. İşçi alırken bunları sağlamıyor olduğunuzdan işkur da buna dikkat edecektir. Ama yasal olarak sorarsanız, yasal olarak hem işçi alıp hem de ücretsiz izne çıkarmama ile alakalı herhangi bir şey yok, herhangi bir yaptırım yok. Çıkarabilirsiniz. Pandemide 28'de gösterip kişinin onayını almadan çıkarabilirsiniz. Bununla alakalı herhangi bir yaptırım yok. Ama dediğim gibi 28 çıkış kodunun haricinde, yani pandemi ücretsiz izin haricinde işçinizi ücretsiz izine çıkaracaksanız mutlaka onayını almanız lazım. Mutlaka yine işçinin bunu kabul ediyor olması lazım. Eğer işçi bunu kabul etmiyorsa 28 koduyla pandemi ücretsiz dışında işçileri ücretsiz izine çıkaramazsınız. YouTube'daki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu da burada bitirelim.